Apple'ın iPhone 4S'e sunduğu sesli asistan Siri Türkiye'deki kullanıcılar için çok fazla pratik bir çözüm değil. Çünkü Türkçe konuşamıyor. Bu da Siri'yi biraz gereksiz bir servis haline getiriyor. Belki İngilizce bilenler kullanıyordur. Orası ayrı mesele. Bunun yanı sıra Siri sadece iPhone 4S'te çalışabiliyor resmi olarak. Bunun dışında iPad'de veya iPod Touch'ta veya iPhone 4S öncesi iPhone'larda bu özelliği kullanamamaktayız. Siri kullanamamaktayız. Sonuç olarak Siri pek fazla yaygın bir servis değil Türkiye'de. Siri'nin arkasındaki isimlerden biri olan Siri'yi destekleyen Nuance Communications'ın iki uygulaması var. Dragon Search ve Dragon Dictation adında. Bu uygulamalar aslında uzun zamandır App Store'da yer almakta. Ancak Türkçe desteği bulunmaktaydı bu uygulamaların. Ve artık bu durum değişiyor. Önümüzdeki günlerde bir iki hafta içerisinde App Store'a çıkacak olan güncelleme ile birlikte Dragon Search ve Dragon Dictation uygulamaları da Türkçe desteği kazanmış olacak. Şimdi bu uygulamalara kısaca bir bakış atalım. Öncelikle Dragon Search'e bakalım. Dragon Search'ü ilk açtığınızda sizden varsayılan dili seçmeniz isteniyor. Konuma göre, bulunduğunuz konuma göre bir dil seçeneği sunuluyor size. Bir dil tavsiyesi sunuluyor. Bize de Türkçe desteği sunuldu. O tavsiye edildi. Biz de kabul ettik. Şimdi yapmamız gereken ekrana dokunup konuşmayı başlatmak ve buna göre karşımıza arama sonuçları çıkacak. Ne aratalım? Ne aratalım? En iyi restoran diyelim. En iyi restoran. Evet. En iyi restoran dedim ve karşıma görmüş olduğunuz gibi en iyi restoran çıktı. Dragon Search'te isterseniz bitir tuşuna dokunup aramayı başlatabiliyorsunuz. Dilerseniz de ayarlar bölümünde bir konuşma bitişini algıla diye bir özellik var. Onu aktif hale getiriyorsunuz. Siz cümlenizi bitirdiğinde Dragon Search bunu algılıyor ve ondan sonra işlemeye başlıyor. Gördüğünüz gibi arama sonuçlarında en iyi restoran yazdığımda karşıma Google araması çıkıyor. Buradan dilediğiniz arama sonucuna giriş yapabilirsiniz doğrudan. Uygulama içindeki internet tarayıcısı kullanılarak ilgili sayfaya gidilecektir. Bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında Wikipedia üzerinden arama yapmak mümkün. Twitter'da bu en iyi restoran anahtar kelimesiyle ilgili arabaları görmek mümkün. Aynı şekilde YouTube'da, iTunes'da ve tekrar başa Google'a dönüyoruz. Böyle arama sonucunu elde etmek mümkün. Yani görmüş olduğunuz gibi üstte karusel adı verilen bir yapı var ve bu yapı sayesinde farklı arama servislerinde, farklı servislerde arama yapabiliyoruz. Bir de şöyle yapalım. Bir arama daha yapalım. İstanbul hava durumu. İstanbul hava durumu dediğimde karşıma görmüş olduğunuz gibi Google üzerinden İstanbul'un hava durumu bilgileri gösteriliyor. İstersem farklı servisleri de seçebilirim. Tabi hava durumu aratmak alakası olacaktır YouTube'da vesaire, bunu söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi Dragon Search özelliği bu şekilde çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Tekrar dönelim uygulama menüsüne ve Dragon Dictation'a bakalım. Dragon Dictation da aslında yine sesle etkileşimle çalışan bir uygulama ve bu uygulama sayesinde de doğrudan konuşarak yazdırma, dikte etme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Oldukça pratik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir deneme yapalım. Bugün hava biraz yağmurlu. En iyisi evde oturmak. Evet, görmüş olduğunuz gibi söylediğimi anında yazıya çevirdi. Bundan sonra ne yapabilirim? Alttaki, sağ alttaki ikona dokunmak, karşıma görmüş olduğunuz gibi çeşitli seçenekler geliyor. Kısa mesaj olarak gönderebilirim bu yazdığımı. E-posta olarak gönderebilirim. Panoyu kopyalayıp başka bir uygulamada kullanabilirim. Ya da Facebook veya Twitter üzerine durum güncellemeleri olarak paylaşabilirim. Dilersem klavyeyi kullanıp bu dikte edilen yazıdaki düzeltmeleri yapabilir veya yazının devamına klavyeyi kullanarak devam edebilirim. Ayarlar bölümüne girdiğimde niye görüyorum? Ayarlar bölümünde sosyal ağları seçebiliyorum. Buradan Facebook ve Twitter hesaplarına girebiliyorum. Bunun yanı sıra dil seçeneğini Türkçe olarak belirlemişiz. Tabii bunu değiştirebilirsiniz. Ancak Türkiye'de kullanıyorsanız ve
Türkçe ana dilin ise farklı bir dili seçmeniz biraz mantıklı gelmiyor. Her neyse, isimleri tanı özelliği var. Telefon rehberinizi tarıyor Dragon Dictation ve buradaki isimleri belleğine kaydediyor. Eğer siz isterseniz Dragon Dictation bu isimleri, bu adları kendi sunucusuna gönderiyor ve sunucu da bu sayede biraz daha öğrenmiş oluyor Türkçe isimleri. Tabii bunu seçmek size kalmış. Konuşma sonunu algıla, az önce bahsettiğim özellik. Eğer bu özelliği aktif hale getirirseniz siz cümlenizi bitirdiğinizde otomatik olarak işleme özelliği başlayacaktır. Arama veya dikte etme özelliği başlayacaktır. Kaydı sıfırla dediğimde ses profilini sıfırlıyor. Tabii bu ses profili sıfırlandığında uygulamanın sizi tanıması biraz daha zaman alacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Tekrar geri dönelim. Ne yapmıştık? Bu yazıyı dikte etmiştik. Bunu dilediğim takdirde kısa mesaj olarak birisine gönderebilirim. Görmüş olduğunuz gibi kısa mesaj ekranı açıldı. Buradan gönderme yapmak mümkün. Aynı şekilde yine e-posta olarak da gönderebilirim. Bu dikte ettirdiğim cümleyi, sözcük grubunu, bunu da söyleyelim. Taslağı kaydedip çıkalım. Evet. Dragon Dictation incelemesi bu kadar. Evet. Dragon Dictation incelemesi bu kadar.